Sayın Kılıçdaroğlu, nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun? Bunlardan nasıl sıyrılacaksın? Ben mi özür dileyeceğim, sen mi özür dileyeceksin? Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. Evet değerli arkadaşlarım, sayısı bugün dahi bilinmeyen, tahmin edilen binlerce insan, kadın ve çocuk katlediliyor. Yuvalar yıkılıyor. Binlerce insan batıya göç ettiriliyor. Binlerce kız çocuğu evlatlık veriliyor. Bu birinci belge. Rahatsız mı oldun Kılıçdaroğlu? Ama ben Kılıçdaroğlu'na inanan o CHP'li temiz saf kardeşlerime de bunu hatırlatmak istiyorum. Siz de lütfen bunu düşünün. Çünkü o dönem CHP'nin tek başına iktidar dönemidir. CHP'nin geçmişinde işte bu var. Hamdolsun. Bizim geçmişimizde bunlar yok. Belge 2. 8 Ağustos 1939 tarihli bir belge. Jandarma Umum Komutanlığından baş vekalet yüksek makamına gönderilmiş. Dersim'e yapılan müdahalenin bilançosunu veriyor. Kati netice alınıncaya kadar baskınların devam edeceğini bildiriyor. Ekte de bir cetvel var. Değerli kardeşlerim. Cetvel de burada. Ölü, diri, teslim olanların rakamlarını gösteriyor. 1936, 1937, 1938 ve 1939'da toplam 13.806 kişinin öldürüldüğü bu belgede, bu resmi belge. Burada ifade ediliyor. Bakın deprem felaketinden bahsetmiyorum. Öldürülenlerden bahsediyorum. Ve bu resmi. Belgenin altındaki imza çok ilginç. Faik Öztrak, Dahiliye Vekili, yani İçişleri Bakanı. Sayın Kılıçdaroğlu, nereye kaçıyorsun ya? Nereye kaçıyorsun? Bunlardan nasıl sıyrılacaksın? Ben mi özür dileyeceğim, sen mi özür dileyeceksin? Eğer devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum. Ya yeni CHP'nin genel başkanıyım diyorsun, o da sensin. Hem bir Tunceli olarak, hem bir Dersimli olarak onur duyuyorum diyorsun ya, hadi onurunu kurtar bakalım. Kurtar. 1938. Tunceli'den 11.683 kişinin sürüldüğünü belirten, 2000 kişinin daha sürülmesini karara bağlayan Bakanlar Kurulu kararı. Burada da Başbakan kim biliyor musunuz? İsmet İnönü. Altında onun imzası var. Pardon, Reisi Cumhur İsmet İnönü o zaman. Başbakan Celal Bayar. Buyurun. Hadi. Anma törenlerini yapan sensin. Nasıl yüzleşiyorsun tarihinle? İşte bütün bu sürgünlerin altında, bu öldürmelerin altında İnönü'nün imzaları var. Havadan bombardımanların altında imzası var.